Hepimizin çevresinde maddi anlamda çok rahat, hatta oldukça zengin görünen insanlar var değil mi? Arkadaşlar, iş arkadaşları ya da aile üyeleri. Hepsi sanki hayatı dolu dolu lüks içinde yaşıyor. Peki ya biz? Niye bizim maaşımız zar zor yetiyor gibi görünüyor? Gelin bu herkes mutlu, bir ben mi fakirim durumunun ardındaki gerçeklere yakından bakalım. Görünüş gerçekte çok yanıltıcı olabilir. Ben Furkan ve bu kanalda sizlere finansal okuryazarlık konularında rehberlik ediyorum. Eğer siz de kendi finansal geleceğinizi iyileştirmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu zenginlik illüzyonunun detaylarına beraber inelim. Girişimci Yatırımcı başlıyor. Birçok insanın zengin denince hemen aklına pahalı kıyafetler, lüks arabalar, büyük evler, marka aksesuarlar geliyor. Hatta bana da videolarımda madem bu kadar tavsiyen var sen niye fakirsin diye soruyorlar. Ancak görünüş her zaman gerçeği yansıtmaz. Gerçek zenginlik çoğu zaman sessizdir ve kendini pek göstermez. Can I help you, sir? Yeni parayı hemen fark edersiniz. Çünkü gösteriş yapmayı sever. Ama gerçek varlık sahibi olanlar bu gösterişi gereksiz bulur. İşte zenginlikte en kritik farklardan biri de budur. Para bağıra bağıra değil, fısıltılarla konuşur. Zenginlik illüzyonunun finansörlerinden ilki kredi kartları. Türkiye'de birçok kişi kredi kartı borcuna bağımlı hale gelmiş durumda. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2024 yılı Ocak-Ağustos aralığında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %65'in üzerinde artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise 4 Ekim 2024 itibariyle kredi kartlarında ödenmesi gereken borç miktarı 1.6 trilyon lirayı aşmış bulunuyor. Ödeme yapabileceklerin önemli bir kısmı da borcunu tam ödeyemiyor veya sadece asgari ödeme yaparak borcunu çevirmeye çalışıyor. Bu da kısa vadede bir çözüm gibi görünse de yıllık kredi kartı faiz oranlarının %50-60 seviyelerine kadar çıkabildiği bir ortamda borcun hızla büyümesine neden oluyor. Aylık bütçenin çoğu borç ödemelerine gittiği için yaşam kalitesi düşüyor ve sürekli bir maddi sıkıntı hissi yaratıyor. Yani dışarıdan rahat gibi görünen birçok insanın aslında arka planda ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borcu gibi ağır yükleri var. Dave Ramsey'nin çok sevdiğim bir sözü var. Paranızın üzerindeki kontrolü ele almalısınız. Yoksa paranın eksikliği sizi sonsuza dek kontrol eder. Peki aynı maaşı aldığınızı bildiğiniz bu insanlar başka ne yapıyorlar da lüks hayatlar yaşıyorlar? Çoğu zaman insanların size bahsetmedikleri yan gelir kaynakları devreye giriyor. Kira gibi gelir kaynaklarının yanı sıra bir araştırma Amerikalıların %39'unun ek iş yaptığını ve ortalama $800 ek gelir kazandığını gösteriyor. Türkiye için doğrudan bu kapsamda yapılmış bir araştırma bulamadım. Ama durum ek işlere gelince bu sayıların altında kalmayacağımız, hatta daha çoğuna mecbur bırakıldığımız aşikar. İnsanlar belki dışarıdan bakınca sürekli eğleniyormuş gibi görünüyorlar. Ama iş sonrası ikinci bir işe koşuyorlar. Unutmayın bazı insanlar gelirlerini arttırmak için fazladan mesai yapıyor veya hafta sonları çalışarak geçiniyorlar. Görünüş bazen bu ekstra çabayı gizliyor. Bunun yanında şaşalı hayatların görünmeyen bir yüzü daha var. Bir arkadaşınız sürekli seyahat edebiliyorsa belki de kendi harcamalarını kısmıştır. Bir diğeri ise gardırobunu yeniliyor ama tatil yapmaktan kaçınıyor olabilir. Yeni ev alan bir arkadaşınız var mı? Bu büyük harcama onu maddi olarak sınırlayabilir ve dışarıdan görmediğiniz birçok fedakarlık yapmasına neden olabilir. Bu sayede herkes görünmeyen bazı şeylerden vazgeçerek diğerlerini öne çıkartarak kendi lüks algısını oluşturuyor. Birçoğumuz başkalarının sosyal medyada paylaştıkları lüks fotoğraflara aldanıyoruz. Sosyal medya lüks yaşamların sergilendiği bir platform gibi görünebilir. Ancak bu hayatlar çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Gerçek şu ki zengin görünen insanlar aslında çoğu zaman maaştan maaşa yaşıyorlar. Hatta burada biraz daha el yükseltiyorum. Sürekli gösteriş yapmak aslında finansal olarak zorlandıklarının işareti olabilir. Birilerinden ekstra iş almak, müşteriye ihtiyacı yok gibi görünmek, sosyal medyada lüks hayatlar yaşıyor görünerek size bir şeyler satmaya çalışıyor olmak. Görüntüdeki lüks yaşamın ardındaki tek motivasyon bu olabilir. Bu yüzden inanın bana dışarıdan zengin görünen herkes gerçekten finansal olarak rahat değil. O arabaların çoğu kiralık. Bu kısma kadar zengin gibi görünen insanların neden göründükleri gibi olmayabileceklerini anladık. Peki gerçekten varlıklı olan insanların neye göre ayırt edebiliriz? Tamam, pahalı arabalar, saatler, kıyafetler bize birinin zengin olup olmadığını söyleyemiyor. Ama bu varlıklı insanları ayırt edebileceğimiz hiçbir gösterge yok demek değil. Gerçekten varlıklı insanların en büyük göstergelerinden biri sağlıklı bir görünüme sahip olmalarıdır. Parası olan bir kişi önce sağlığını, cildini, dişlerini, genel görünümünü düzeltir. Tırnakları bakımlıdır, cildi pürüzsüzdür, saçları özenlidir ama asla abartılı değil. Bu incelikler kişiyi rahat ve kendinden emin gösterir. Bu da dış görünüşün büyük bir zenginlik işareti olabilecek yüzüne dair ince ama önemli bir detaydır. Gerçekten zengin insanlar zamanı paradan daha değerli görür. Parayı zaman kazanmak için harcarlar.
tersi değil. Daha uygun fiyatlı bir benzin istasyonu için şehrin diğer ucuna gitmezler. Bu zamanı başka bir şeyle değerlendirmeyi tercih ederler. Yüksek net değere sahip kişilerin en büyük harcama prensiplerinden biri vaktini ucuza harcama düşüncesidir. Bu yüzden birçok hizmet yalnızca zamandan tasarruf sağlasa da lüks olarak görülür. Seneca'nın bir sözünü burada hatırlatmak gerekir. Yaşamamız gereken süre kısa değil. Aksine biz çok fazla zamanı boş harcıyoruz. Zengin olan ve zengin görünenleri ayıran başka bir önemli noktada gösteriş. Büyük markaların ürünlerine sahip olmak genelde zenginlik göstergesi gibi görünse de çoğu varlıklı insan gösterişli markalardan uzak durur. Varlıklı insanların kıyafetleri çoğu zaman özel dikim olur. Kaliteye yatırım yaparlar ve yıllar boyu kullanabilecekleri zamansız parçaları tercih ederler. Kaliteli ama dikkat çekmeyen ayakkabılar sessiz bir zenginlik işaretidir. Bu da gösteriyor ki zenginlik aslında sadeliktedir. Ayrıca varlıklı bireyler maddi eşyalar yerine deneyimlere yatırım yapmayı tercih ederler. Zenginler için bir hayat dolu anılar eşyalardan daha değerlidir. Yeni yerler görmek, farklı tatlar keşfetmek ya da bir sanatsal deneyime katılmak onlar için daha anlamlıdır. Bu tercihler gerçekten zengin olanlar ile maddi olarak daha kısıtlı olanlar arasındaki önemli farklardan biridir. Aslında ailenize ne kadar çok vakit ayırabiliyorsanız, onlarla ne kadar çok deneyim elde edebiliyorsanız o kadar zenginsiniz. Herkesin finansal yolculuğu farklıdır. Kimileri ailesinin maddi desteği sayesinde borçsuz bir eğitim alırken, kimileri iş kurmak gibi riskler almıştır. Bazıları ise az parayla yüksek kazanç getiren işlere yönelmiştir. Türkiye'de pek çok insan maddi olarak zor bir başlangıç yapıyor. Ama bu zorluklar içinde bile kendi başarı hikayelerini yazabiliyorlar. Öyleyse dışarıdan bakıp kıyaslama yapmak yerine kendi koşullarınızda en iyi adımları atmak en önemlisidir. Eşit gibi görünen maaşlar ve hayat standartları arka planda çok farklı fedakarlıkları saklıyor. Öyleyse kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi şartlarınıza odaklanmak en doğrusu. Önemli olan sadece dışarıya zengin görünmek değil, gerçekten sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmaktır. Suze Orman'ın da dediği gibi sevmediğiniz insanları etkilemek için ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almaktan vazgeçin. Kazancınızın bir kısmını biriktirebiliyorsanız o birikimleri sürekli tüketim ürünlerine çevirmek yerine yatırım yaparak hem geleceğinizi güvence altına alabilir hem de finansal bağımsızlığınıza doğru ilerleyebilirsiniz. Dışarıdan başarıya ulaşmış gibi görünmek yerine içeride gerçekten sağlam bir finansal yapı kurmak sizi uzun vadede daha mutlu edecektir. Arkadaşlar, özetle gerçek zenginlik gösterişle değil, hayata olan bakış açısında ve zaman yönetiminde gizlidir. Diğer insanların dış görünüşleri sizi yanıltmasın. Kendi hayatınızda en iyi seçimleri yaparak yavaş ama sağlam adımlarla finansal özgürlüğe doğru ilerleyebilirsiniz. En önemlisi de hayat kısa. Elinizdeki kısıtlı zaman en değerli varlığınız. Kıymetini bilin ve sevdiklerinizle geçirin. Videoyu beğendiyseniz yatırım yapmadan önce keşke bunları bilseydim dediğim 7 para psikolojisi dersini anlattığım sonraki videomuza bayılacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.